Gönüllere taht kurmuş bir gönül sultanı. Yüzlerce yıldır karanlıklara ışık saçan bir sevgi deryası. Hayatı boyunca sevgiliye kavuşmanın hasretiyle yanıp tutuşmuş bir sevda güneşi. Vefat ettiği günü aruz yani düğün gecesi bilmiş bir hak dostu. Büyük İslam alimi, mutasavvıf, şair ve mütefekkir. Mevlana Celaleddin Rumi. Onu anlamak için onu Konya'ya getiren yolculuğu bilmek gerekiyor. Bu yolculuğu bilmek için de önce Güneş ülkesine gitmek gerekiyor. Güneş ülkesinden başlayan yolculuk. Güneş ülkesi anlamına gelen Horasan İran'ın kuzey doğusunda yer alan çok geniş bir bölgenin tarihi adıdır. Günümüzde Horasan bölgesinin toprakları Türkmenistan, Afganistan ve İran sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ama Horasan'ın başkenti diyebileceğimiz Belh şehrinin bizim için ayrı bir önemi vardır. Zira insan düşüncesine yeni ufuklar açarak köklü bir kültürün mimarı olan Mevlana bu topraklarda dünyaya gelmiştir. Bugün Afganistan sınırları içerisinde bulunan Belhe doğru yola çıkıyoruz. İşte Mevlana diyarı Horasan'ın başkenti Bel kapısından, kalesinden Bel şehrine giriyoruz. Ben Mevlana diyarında, Behpedeyiz ve Konya Caddesi adı verilmiş buraya. Behpede şimdi Mevlana Celaleddin Rumi'nin doğduğu evin oraya gideceğiz. Konya yolundan geçerek Belk nehrine doğru ilerliyoruz. Kubbeleri çökmüş, duvarları göçmüş, kerpiç bir ev karşılıyor bizi. Afganistan'ın Mezar-ı Şerif bölgesindeki Belk kentindeyiz ve doğduğu evin tam önündeyiz. Bu evde dünyaya gelmişti Mevlana Celaleddin'i Rumi'nin. İslam mimarisine uygun olarak çiğ tuğladan yüksek tonozlu olarak yapılan bu ev, 1207 yılında Mevlana'nın doğumuyla şenlenmiştir. Barış ve hoşgörü dini olan İslam'ın hüküm sürdüğü bu topraklarda Sultanül Ülema yani Alimler Sultanı olarak anılan Bahaeddin Velet için artık huzuru kalmamıştır. Moğol istilası kapıya dayanmış, Harzem şahlarla anlaşmazlık artmıştır. İşte bu sebeple Bahaeddin Veled kendine yeni bir yurt bulma umuduyla 1213 yılında yola çıkmıştır. Henüz 5 yaşında olan Mevlana'nın hayatındaki en büyük dönüm noktası olan hicret böyle başlar. Yedi ülkeyi aştıkları, nice değerli alimle tanış oldukları bu uzun yol onu Konya'ya götürür. Feridüddin-i Attar'ın memleketi Nişabur. Bahaeddin Beled'in başını çektiği bu kervanın ilk durağı devrin en önemli ilim ve kültür merkezlerinden Nişabur olmuştur. Kervan Nişabur'a ulaştığında dönemin en önemli ilim adamlarından Şeyh Ferîdüddin Attar tarafından karşılanır. İranlı meşhur şair küçük yaştaki Mevlana'yı görür ve ona Esrarname adlı eserini hediye eder. Ardından babasına şöyle der: Çok zaman geçmeyecek ki bu senin oğlun alemin yüreği yanıklarının yüreklerine ateşler salacaktır. Horasan coğrafyasındayız. Mevlana yolunu takip ediyoruz. Burası Turul Bey'in, Çağrı Bey'in Selçuklu Devleti'ni kurarken ilk kutbe okuduğu yer. Sorasan'ın uç noktalarından birisi, kültür merkezlerinden birisi Nişabur'dayız. Nişabur deyince akla önemli bir tasavvuf eyli gelmekte. O da Feridüttin Atlak. Türbesinin önündeyiz şu an. Büyük bir şey bu tasavvuf. Mevlana'yı burada karşılayan, Mevlana'ya bir anlamda hocalıkta yapan sırname kitabını hediye eden Feridüddin Attar, büyük bir tasarruf ve mezar kitabesi gördüğünüz gibi oldukça yüksek ve bir hayli büyük ve sade bir kabir hemen önümüzde. Yol uzun, gidilecek şehir fazladır. Kervan Bağdat'a doğru giderken vakıf medeniyeti ruhuyla Selçuklu'ya başkentlik yapmış bir başka şehir olan Rey'den, yani bugünkü Tahran'dan geçer. O sırada Tahran'dan 600 kilometre ötede Tebriz şehrinde ise 25'li yaşlarda olan Şems yaşamaktadır. Beş yaşlarındaki Mevlana gibi Şems de bir yolculuğa çıkmıştır ama onun yolculuğu manevi bir yolculuktur. Şems, hakikati bulmak için eğitim almaya devam ederken, Mevlana ise ileride hayatını tamamen değiştirecek bu mutasavvıftan bir haber yoluna devam etmektedir. Mezopotamya'daki Adalet Bahçesi Bağdat. Kervanın bir sonraki durağı uzun yıllar boyunca İslam dünyasının başkenti olan Bağdat'tır. Zenginlerin vakıf kurmak için birbirleriyle yarıştığı, vakıf medeniyetimizin ihtişamlı eserlerinin bulunduğu Bağdat'ta dünyanın ilk büyük kağıt fabrikası, ilk büyük rasathanesi, ilk büyük hastanesi ilk büyük kütüphanesi kurulmuştur. Dünyanın ilk büyük ilmi araştırma merkezi olan Beytül Hikme, Bağdat'ta kurulmuştur. Kervanın her durağında şehrin ileri gelenleri tarafından karşılanan Bahâeddin Velet, burada da Bağdat'ın meşhur alimi Şahabeddin Sühreverdi Hazretleri tarafından karşılandı. İki büyük alim derin sohbetlerde bulundular. Ama alimlerin sultanı burada da uzun kalmayacaktı. Önce Hicaz bölgesine gidip haç farizasını yapacak, daha sonra da hakkı ve hakikati rahatça anlatabileceği, ilmini nesillere aktaracağı bir yurt bulmak için arayışına devam edecekti. İslam'ın başkenti Mekke. İlim ve irfan kervanı mukaddes topraklara ulaşmıştı artık. Bahâeddin Veled Kâbe-i Muazzama'yı tavaf ederken İslam meyveleriyle bezeli bu cennet bahçesinin huşu dolu atmosferini soludu. Daha sonra medine Münevvere'ye giderek yüce peygamberimizin mis amber kokan raihasını teneffüs etti. Ravza-i Mutahhara'ya yüz sürdü. Kabe-i Muazzama tüm ihtişamiyle karşımızda. kâbe i Muazzama birçok olaya sahne olmuştu. Allah Resulü'nün mücadele verdiği, Mekke'nin fethinden sonra ezan-ı Muhammediyyelerin okunduğu, İslam aleminin Kudüs'ten sonra ikinci kıble yahu. Dünyada en çok vakıf kutsal topraklarda bulunuyor. Başta Anadolu olmak üzere tüm İslam coğrafyasında birçok vakıf insanı, kurdukları vakıfların gelirini kutsal topraklardaki hayır hizmetlerine bağışlamış. Sultan Abdülhamit Han Vakfı olan Medine'deki Hicaz Demiryolu istasyon binası, ve Hamidiye Camii göz ve gönül ziyafeti sunuyor. 1322 kilometre uzunluğundaki Hicaz Demiryolu, 2. Abdülhamit tarafından 1900-1908 yılları arasında Şam'la Medine arasında vakıf ruhuyla İslam coğrafyasından toplanan bağışlarla inşa ettirilmiştir. Kutsal topraklardan ayrılmak çok zor olsa da, Mevlana yolunu takip ederek Hicaz demiryolu güzergahı üzerinden Suriye'nin başkenti Şam'a doğru yola çıkıyoruz. Zira mukaddes yolculuğunu tamamlayıp haç farizasını bitiren Bahaeddin Veled'in sonraki durağı Şamlı olacaktı. Doğunun incisi Şam Suriye'nin başkenti Şam'dayız. Arapçada Dımaşk olarak anılan şehir, Suriye'nin güneybatı kesiminde yer almaktadır. İlk Emevi halifesi Muaviye ile başkent olan şehir, yaklaşık 100 yıl boyunca tarihteki en büyük İslam devletinin merkezi olmuştur. Evet, muhteşem minaresi ve tarihi geçmişiyle kültür ve medeniyet tarihimizin temel taşlarından biri Şam Emeviye Camii'ne gidiyoruz. Yahya Aleyhisselam mezarı, türbesi Şam Emeviye Camii'nin içerisinde gördüğümüz bu kubbenin altındadır. Evet. Bu tarihi şehir İslam medeniyetini büyümeye götüren ilk adımların atıldığı yer olarak dikkat çeker. Henüz çok küçük olan Mevlana İlerleyen yıllarda buraya tekrar geleceğini ve burada ilim tahsil edeceğini bilmiyordu. Ama vahdedi vücut felsefesiyle yüzyıllar boyunca hem doğulu hem de batılı alimlere ışık tutacak değerli bir zat olan İbni Arabi ile tanıştığında, hayata bakışında bir şeylerin değiştiğine hiç kuşku yoktu. İbni Arabi, babasıyla birlikte giden Mevlana'yı gördüğünde şöyle demekten kendini alamamıştı. Subhanallah. Bir okyanus bir denizin arkasında gidiyor. Anadolu'nun bereketli topraklarıyla buluşma. Kervan göç boyunca takip ettiği güzergah boyunca Nişabur, Bağdat, Hicaz, Kudüs Şam gibi kadim şehirlere uğradıktan sonra binlerce yıllık Anadolu tarihine canlı şahitlik yapan Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde'ye uğrar. Bahaeddin Velet, bugünkü adı Karaman olan Larende topraklarında yolculuğunu bitirmeye karar verir. 7 yıldan daha uzun bir süre Larende'de kalan Bahaeddin Velet, 18 yaşına giren Mevlana Celaleddin'i, Hoca Şerafeddin i Semerkandi'nin kızı Gevher Hatun'la evlendirdi. Mevlana'nın bu evlilikten sonradan Sultan Velet diye meşhur olan Muhammed Bahaeddin ve Muhammed Alaeddin adlı iki oğlu dünyaya geldi. Selçuklu'nun payitahtından tahtından Mevlana'nın gönül başkentine Konya. Gün gelecek Bahâeddin Veled Karaman'dan da ayrılacaktı. Ve alimlerin sultanının yolculuğu ilk çağdan beri Anadolu'daki önemli yolların kavşağında yer alan manevi bir şehirde Konya'da nihayete erecekti. Konya adeta vakıf medeniyetinin başkentiydi. Vakıf kültürüyle harmanlanmış Konya, Selçuklu'nun büyük veziri Sahip Ata'nın kurduğu vakıfla ihya olmuştu. Onun kurmuş olduğu vakıf, Konya'nın dört bir tarafını Selçuklu'nun şaheserleriyle doldurmuştu. Elbette tıpkı Sahip Ata gibi Konya'nın Konya olmasında hizmeti çok olan birçok isim sayabiliriz. Ama unutulmamalıdır ki Konya denince akla tek bir şey gelir. Mevlana. Bizim peygamberimizin yolu aşk yoludur diye boşuna dememiştir Mevlana. Aşk yoluna baş koyanlar aradan 750 senede geçse unutulmazlar. Peki Konya'ya gelen Mevleviler bu kadim topraklara ayak bastıklarında hangi güzergahı izlerdi? Anlatılanlara göre Mevleviler, Mevlana'yı ziyaret etmeden önce ilk olarak Meracel Bahreyn denilen yeri, daha sonra da Şemsi Tebrizi'nin türbesini ziyaret ederlermiş. Yüzyıllar sonra biz de aynı yolu izleyerek Konya'da kısa ama manevi anlamda doyurucu bir yolculuk yapacağız. İki denizin kavuştuğu yer. Meracel Bahreyn. Bugün Konya'da Alaaddin Tepesi ile Mevlana Müzesi arasındaki yolun başlangıç noktasında bir anıt bulunuyor. Çoğu insanın farkına bile varmadan geçtiği bu anıtın Mevlana'nın hayatında çok önemli bir yeri var. 30 Kasım 1244'te Mevlana ve Şems'in ilk kez buluştukları bu yer, daha sonra Mevleviler tarafından işaretlenerek Kur'an-ı Kerim'in Rahman Suresinin 19. ayetinden yola çıkarak Meracel Bahreyn yani iki denizin buluşması adıyla anılmıştır. 2015 yılında insan boyunda dev bir kandil anıtı eski anıtın yerini almış ama daha sonra bu anıtta kaldırılarak 2017 yılında Gambarzat Kaje tarafından yapılmış soyut bir heykel yerleştirilmiştir. İslam'ın batmayan güneşi şems Tebrizi Camii ve Türbesi Mevlana'yı ilim ve hikmet ışığı yayan, sevgi ve kardeşlik kokusuna sahip bir mum olarak düşünürsek, bu mumu yakan da hiç şüphesiz onun manevi yolculuğundaki en önemli yoldaşı Şems-i Tebrizi'dir. Tıpkı Mevlana gibi hakikati aramaya adanmış bir ömürdür onunkisi. Öyle ki İlim için diyar diyar gezmesinden ötürü şemseddin Perende, yani Uçan Şemseddin lakabıyla tanınmıştır. Meracel Bahreyn'den sonraki durağımız Şemsi Tebrizi Camii ve Türbesi olacak. Klasik Selçuklu kümbeti tipinde olan türbenin kitabesi bulunmadığı için kimin ne zaman yaptırdığı belli değil. Mevlana'nın gök kubbeden daha iyi türbe olur mu sözünü anımsatırcasına küçük ve mütevazı bir türbe burası. İlk dikkat çeken şey sandukanın başına yerleştirilmiş olan serpuş oluyor. Orjinali Mevlana Müzesi'nde sergilenen bu serpuş, Şems'le özdeşleşmiş gösterişli bir parça. Sandukayı ve sandukanın bulunduğu makamı incelerken kendinizi oldukça huzurlu hissetseniz de bir anda Şemsin Hazin sonu aklınıza gelip hüzünlenebilirsiniz. Sevgi ve kardeşliğin buluşma noktası Mevlana Müzesi Sıradaki durağımız Sultan Alaaddin Keykubat'ın Bahaeddin Veled'e hediye ettiği gül bahçesinin üzerine inşa edilmiş olan ve bugün müze olarak kullanılan Mevlana'nın türbesi olacak. Bu sembol eser Mevlana'nın vefatından bir yıl sonra Alaaddin Kayser'le Emir Süleyman Pervane'nin karısı Gürcü Hatun tarafından Tebrizli mimar Bedrettin'e yaptırılmış. 1926 yılında Konya Asarı Atika Müzesi olarak hizmet veren bu yapı, 1954 yılında yeniden düzenlenerek bugünkü halini almış ve Mevlana Müzesi adıyla yeniden ziyarete açılmıştır. Müzeden içeri girdiğimizde insanlar akıp gitse de zaman duruyor sanki. Geçmişin şanlı koridorunda ilerleyip Mevlana'nın sandukasının önüne geliyoruz. Hiç kuşku yok ki müzenin en görkemli kısmı ona ait. Herkes bu büyük alimin önünde ya saygıyla eğiliyor ya da dua ediyor. Yüzlerce yıllık el yazması Mesnevi ve Kur'an-ı Kerim nüshalarını büyük bir huşuyla incelerken belki de müzenin en ilgi çeken eserleri gözümüze takılıyor. Mevlana'nın Kıyafetleri İki yıl süren restorasyon çalışmasının ardından 750. Vuslat yılı anısına açılan Hazreti Mevlana'nın Kıyafetleri sergisi sadece Mevlana hakkında değil, Mevlevilik tarihi hakkında da sessiz bir tanık olarak çok önemli şeyler söylüyor. Derviş hücrelerini ve dergahın mutfağı olan matbah Şerif'i gezerken hem dervişlerin hayatı hakkında fikir sahibi oluyor hem de mevlevilikle ilgili kıymetli tarihi eserleri inceleme fırsatı buluyoruz. Hakikate Doğru Manevi Yolculuk Sema Ayini Mevlana'nın Şebi Aruz yani düğün gecesi olarak nitelendirdiği vefatıyla ilgili anma törenlerinin en görkemli şekilde yapıldığı Konya'da 87. Uluslararası Anma Törenleri 7-17 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Birçok sergi, panel, konferans, konser ve etkinlikler düzenlendi. Bunlardan en çok rağbet göreni de hiç kuşku yok ki sema programı oldu. Yedi bölümden oluşan ve her bölümde insana başka bir şey anlatan semanın en derinlerde hem icracısına hem de seyircisine sabırı öğütlediğini söylersek yanılmayız. Zira semazenlerin hırkalarını çıkarıp Ebedi alemde doğdukları ve dönmeye başladıkları bölüme gelene kadar insanın sabrını zorlayan bir performans ortaya koydukları aşikar. Ama sonrasında insanın hayranlıkla izlediği bir tabloyla karşılaştığı da inkar edilemez bir gerçek. Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözleri, yüzyıllar geçmesine rağmen dünyanın dört bir yanında gönüllerde yankı buluyor. İnsan, yaratılmışların en şereflisidir düsturuyla, her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan Mevlana, sevginin, kardeşliğin, barışın ve hoşgörünün sembolü olarak yaşamaya devam ediyor